Grafiğinde şablon durumumuzda oluşturduğumuz 10 hedefimiz vardı ve çimento sektöründe oluşan yükselişle beraber bu hedef gerçekleşip üzerinde kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Tabi bu durumdan sonra yukarıda 12-25 hedefine doğru giden süreci de oluşturma ihtimalini meydana getirmiş oldu. Tabi geri çekilme ve düzeltme durumları oluşturup güç kazanma bölge olarak belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olarak 9.05 ve 8.75 bölgesini de kesin stop noktası olarak bu yükselişten sonra değerlendirmemiz gerekebilir. Çünkü bu yükselişin geri çekilme ve düzeltme durumları oluşturursa bu bölgeler destek noktalar olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçişlerde de aşağıya doğru derin düzeltme ihtimalleri de meydana geleceğinden dolayı bu yükselişten sonraki düzeltme bölgelerin altına geçişlerde mutlaka stop olup alt bölgelerden tekrar lot çoğaltma işlemleri de gerçekleştirilebilir. Şu an için yakın direnç bölgesi olarak şablon bölgesinin üst noktası 10.65 bölgesi önemli direnç noktasını oluşturuyor. 10.65 bölgesinin üzerine geçişler oluşursa da ikinci direnç noktası olarak 11.45 ve daha sonra da 12.50 bölgesindeki şablon bölgemizin en üst noktasındaki hedef noktasına kadar da yükselişlerin oluşma ihtimali 8.75 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına düşüşler olmadığı sürece bu süreci devam ettirme durumunu sürdürebilir. Bobet grafiğinde belirlediğimiz 11.45 bölgesi yarı yarıya stop noktasıyla o bölgede tutum hareketlerini sürdürmüş ve kanal bölgesinin üstüne de tepkisi hareketler oluştursa da şablon bölgemizin üst noktasındaki direnç noktası olan 15.45 bölgesini geçiş yapamadığı sürece yukarı yükselişleri oluşturmayıp kanal içerisindeki şablon bölgesindeki güç kazanma hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Tabi bu durumda 11.45 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece burada güç kazanma hareketlerinde sonra 15.45 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları sağlayabilirse şu bölgedeki yapmış olduğu zirve ve yakın hedef bölgemiz olan 17.50 bölgesine kadar da yükselişlerin yapma ihtimalini meydana getirecektir. Ve daha sonra üst bölgedeki en üst noktaya kadar da yükselişleri 19.20 bölgesine kadar da yükselişlerin yapma ihtimali oluşabilir. O bölgenin üzerine geçişler olursa da daha üst bölgelerde yeni zirve bölgeleri meydana gelecektir. Bu durumda geri çekilme ve güç kazanma durumları oluşması 11.45 bölgesinin altına geçişlerde meydana gelirse 9.55 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirledik. O bölgenin altına geçişler aşağıya derin düzeltme durumları oluşturacağından dolayı 9.55 altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmek gerekiyor. Batı Söke grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 5.30 bölgesinin altında kapanışlı haftayı kapattığını görüyoruz. Bu durumdan sonra yarı yarıya stop konumuna geçtiği için 4.85 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemsememiz gereken bir durum meydana gelmiş. 4.85 altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirip daha alt bölgelere doğru geçen süreç oluşacağından dolayı bu bölgede kesin stop olarak değerlendirip alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşabilir. 4.85 bölgesinin altına geçiş yapmadan şablon bölgemizin alt noktası için o bölgede tutunmayı sağlayıp burada güç kazanma hareketi sağladıktan sonra yukarı tepkisi hareketler oluşturursa öncelikle tabii ki yarı yarıya stop noktası olan 5.30 bölgesinin üzerine geçiş sağlaması ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 5.55 bölgesinin üzerine geçişleri yapması gereken bir şablon durumu oluşmuş oldu. Bu bölgelerin üzerine geçişler olmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarının devam ettirme ihtimalini de arttırmış oldu bu kapanışla beraber.
O yüzden bu bölgenin altına geçişler meydana gelirse dikkatli olmakta fayda var. Üst bölgede 5.55 üzerine geçişler de oluşursa veya hacimli bir şekilde o bölgenin üzerine yükseliş meydana gelirse tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlatma ve yükselişleri de oluşturma ihtimali gerçekleşebilir. Böyle bir durum oluşmadığı sürece de aşağıya derin düzeltme ihtimallerine doğru giden sürecin başlangıcı meydana gelmiş. Şimdi beton grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 650 hedefi vardı şu bölgede yapmış olduğu zirve. Gördüğünüz gibi bu hafta için 650 üzerinde yeni bir zirve oluşumuyla haftayı kapatmış oldu çimento sektöründeki yükselişle beraber. Tabii bu durumdan sonra o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sürdürebilirse yukarıda yeni hedef bölgemiz olarak 775 bölgesini belirlemiş olduk. Bu hedefe gidebilmesi için de tabii ki yarı yarıya stop noktası olarak 610 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 555 bölgelerini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda 775 hedefini gerçekleştirme ihtimalini sürdüren görüntüyü oluşturmuş oldu. Yukarı yükselişleri devam ettirmesi için de öncelikle tabii ki bu bölgede yapmış olduğu zirveden sonra şu bölgedeki direnç noktası en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 720 bölgesi. 720 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa 775 ve daha yukarıdaki hedefleri de gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Güç kazanma için geri çekilme durumlarında 610 bölgesini yarı yarıya stop, 555 bölgesini de kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgelerin altına geçişlerde aşağıya doğru derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı o bölgedeki düzeltme durumlarında stop olarak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Göltaş grafiğinde belirlediğimiz 150 hedefini gerçekleştirip üzerinde kapanışla haftayı kapatıp yeni bir zirve oluşturduğundan dolayı yeni hedef bölgesi olarak 175 hedefini belirlemiş olduk. Tabii bu durumda geri çekilme durumları oluşursa da 141-30 bölgesini yarı yarıya stop, 125 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak belirledik. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimalini sürdürüp 175 hedefini gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Şayet bu bölgelerin altına düşüş durumu ve düzeltme durumu oluşursa da mutlaka 125 bölgesinde kesin stop olarak değerlendirip alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Bu bölge arasında güç kazanma hareketlerini sürdürme için de öncelikle 141 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece burada tutunduktan sonra yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimalini sürdürüp 175 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgelerdeki hedeflere doğru da yönelebilir. Nohut çimento grafiğimiz oluşturduğumuz şablon durumunda 125 hedefimiz vardı. Şu bölgeden itibaren başlamıştık ve 125 hedefini belirlemiştik. Burada yaklaşıp üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamamıştı ve burada bu haftaki çimento sektöründeki yükselişle beraber de 125 hedefini gerçekleştirip daha yukarıdaki 150 bölgesine yakın bir durumla haftayı kapattığını görüyoruz. Tabi bu durumdan sonra 170 hedefini belirlemiş olduk. Hatta şablon bölgesinin üst noktası 175'e kadar devam eden bir süreci de gerçekleştirebilir gözüküyor. Tabi bunu devam ettirebilmesi için öncelikle yarı yarıya stop bölgesi olan 140 bölgesi ve kesin stop noktası olan 128 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilmeler ve güç kazanma hareketleri oluştursa da o bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimalini sürdürüp bu bölgedeki öncelikle tabi ara direnç bölgesi buradan sonraki oluşan en önemli direnç noktası da 160 bölgesi. 160 bölgesini test edip üzerinde
üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamazsa büyük ihtimalle geri çekilip güç kazanma hareketleri için 140 ve 128 bölgesine kadar dahi bir düzeltme durumu güç kazanma hareketleri için oluşturabilir. Fakat bu bölgedeki en önemli bir durum, şurada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 125 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması. Şayet öyle bir durum oluşmadığı sürece de bu yükselişi devam ettirip 175 ve daha yukarıdaki 200'e kadar olan yükselişleri de yapma ihtimalini sürdüren bir görüntü meydana gelmiş.